Merhaba size bu kaydımda 25 Mart 2024 ve 8 Nisan 2024'teki ay ve güneş tutulmalarının etkilerinden bahsedeceğim. Önce genel etkilerden bahsedeceğim. Bu genel etkilerde tutulmaların doğalarından bahsedeceğim. Hani neleri tetiklediği, dünyada neler olabileceği ya da kendi doğasından bahsedeceğim. Burçlara e, burçlara geldiğimizde, hani o detaylara geldiğimizde siz bu genel etkiler kısmını dinlemiş olursanız kendi burcunuz olan etkisini daha iyi anlayabilirsiniz. O yüzden bu kısmı kaçırmayın derim. Şimdi neden iki tutulmayı bir arada anlatıyorum? Çünkü tutulmalar bir set halinde e, gerçekleşiyor aslında 15 gün arayla. E, ay tutulmasını, işte güneş tutulması takip ediyor. Aslında aks olarak da birbirlerinin karşılarında olurlar. E, yani birbirlerinin karşısındayken karşı tarafı da etkiler. Her burç karşı tarafa görünür zaten. Dolayısıyla hani e, şey hani ikisini ayrı ayrı değerlendirmek çok da doğru değildir ya da daha doğru değildirden ziyade daha isa isabetlidir aslında beraber değerlendirilmeleri. Ee, şimdi 25 Mart'ta bir ay tutulması var. Bu ay tutulması Vedik e, astrolojinin kullandığı e, Yıldızlı zodyaka göre Başak burcu 11 derecede Hasta nakşasında gerçekleşiyor. Batı astrolojisine göre ise Terazi burcunda gerçekleşiyor. Eğer işte biz Vedik astrolojiye aşina değiliz, Batı astrolojisi biliyoruz diyorsanız, ona göre takip etmek istiyoruz diyorsanız yine bu kaydı dinleyebilirsiniz. Hangi burcu takip ediyorsanız Batı astrolojisine göre o burcun bir önündeki burcu, Vedik astrolojide bir önceki burcu takip etmeniz aslında size yeterli bir yorum verecektir. Ee, öyle yapabilirsiniz. Ama yok biraz astroloji bilen bir insansanız 24 derece ve üzerindeyse e, takip ettiğiniz burçtaki işte yükseleriniz 24 derece ve üzerindeyse ya da e, işte güneş burcunuza göre takip ediyorsanız ayın burcunuzun batı astrolojisine göre burcunuzun son haftasında doğduysanız mesela aynı burcu de takip etmeye devam edebilirsiniz vedik Astroloji'de de. Örnek veriyorum. Mesela Koç burcusunuz diyelim Batı astrolojisine göre ama Koç burcunun son haftasında doğdunuz. Yine Vedik de Koç burcunu takip edebilirsiniz. Ama Koç burcusunuz ama e, ilk 3 e, haftasında doğdunuz. O zaman Balık burcunu takip etmeniz gerekiyor Vedik astroloji takibi yaparken. 25 Mart 2024'te bir ay tutulması var. Bu ay tutulması e, Vedik astrolojinin kullandığı yıldızlı zodyaka göre Hasta nakşatrasında Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Batı astrolojisine göre ise 5 derece terazi Burcu'nda. Tutulmaların olduğu nakşatraları biraz daha detaylıca tanıyalım. Çünkü e, tutulmanın alanlarını belirleyici e, en önemli unsurlar onlar. Şimdi 25 Mart'taki ay tutulması hasta nakşatrasında gerçekleşiyor. Hasta el anlamına geliyor. Elimizden gelen her şey aslında birçok şeyi önce fikir Fikri fikir olarak e, ortaya çıkar Ondan sonra o fikirleri hayata geçirme başlar O yüzden el bu manada önemlidir ve bir e, e, tecelli enerjisi vardır Aslında hastanak şaartrasının e, Dolayısıyla böyle hani fikirleri hayata geçirmek adına e, değerli bir e, tutulma olacaktır Ayzuzulması olduğu için de aslında, Hani hayata geçme zamanı gelmiş olmalı. Yani bir süredir üzerinde uğraştığınız şeyler, işte fikirler belki de fikirleri artık somutlaştırma zamanı gelmiş gibi düşünebiliriz. Onun dışında tabii el deyince hani akla gelen birçok şey işte elimizde yapılan her türlü aktivite işte yemek pişirmek, dikiş nakış, ameliyat mesela cerrahlar el, elleriyle elleri önemlidir. Ellerinin yeteneği önemlidir. Hasta nakşatrası böyle ince hesapları da gösteriyor. Hani hesap kitap yapanlar işte muhasebe alanları ya da böyle istatistikçiler. Onlardan da hasta nakşatrası ama topları oldukça sık çıkmakta. Genel olarak hani e, e, böyle kü, kü, esnafları da gösteriyor aslında, Hasan Akşatrası. Böyle böyle street smart denen hani e, böyle pratik işler yapan, gündelik işler yapan insanları da e, grupları da bu çalışma gruplarını da gösterir. E, öyle, özellikle eliyle iş yapan esnaflar, e, işte marangozlar, berberler tamirciler hani hastane giysisi bu alanları da gösteriyor. Şimdi hani bu tutulmayla beraber aslında biraz da gergin bir tutulma olacağı nı da düşünürsek aslında bu grup insanlar hani bu bu sektördeki insanlara bazı sıkıntılar gelebileceğini de düşünebiliriz. Bunun dışında hasta el dedik ya hani el e, bir iskambil destesi gibi de düşünürsün. hani elim iyi elim kötü deriz ya böyle işte bir kağıt oyununda mesela e, işte bu yüzden böyle kumar gibi hani e, manipülatif alanları da bahis gibi buraları da gösterir Hasan Akşarası e, bu alanlarda da hani bir, bir hikayeler olabilir Belki de işte bazı ee, işte her şey kumar bahis değil ee, borsa mesela bu kumar değil bahis değil ama böyle bayağı riskli bir e, yatırım alanı mesela Burası da hasta e, grubuna aittir Dolayısıyla e, hani belki de işte bahis kumar işte piyango e, ya da borsa borsalarla e, ilgili yeni uygulamalar e, gerçekleşebilir yeni kurallar getirilebilir buralara. Bunlar da hasta şartlarında beklenebilecek şeyler hasta çalışmayı da gösteriyor haliyle Başak Burcu e, iş e, dünyası ya yani iş kanunları kuralları e, iş yapış şekilleri e, ile ilgili de önemli gelişmeler yaşanabilir dünyada zaten e, genel olarak Başak Burcundaki Güney düğüm yönlü tutulmalar aslında e, bu dönemde ki bu 2020 bu dönem hani Başak tutulmaları 2025'in Mart ayına kadar sürecek yanılmıyorsam işte bir, bir senesi daha var. Bu dönemde aslında büyük e, çaplı işten çıkarmalar da yaşayacak e, dünya diyebilirim aslında. İşlerin sona ermesi gibi. Şimdi bu tutulmaya işte tutulmadan başka o anda gökyüzünde neler var? Plüton üçgen yapıyor, tutulmaya Neptün karşıtlık yapıyor. Bunlar zayıf e, etkiler fakat yani çok net değil, e, tam bir etki değil. Tutulmaya görünüm yapmasa dahi e, o anda inak nakşatrasındaki Jüpiter'in Uranüs'te de bir kavuşumu var. E, o esnada Merkür balık burcunun son dakikalarında hem düşük hem gandanta pozisyonunda. Venüs ve Satürn'ün de kova burcunda bir kavuşumu söz konusu. Şimdi tutulmanın e, bulunduğu hasta nakşatrası. El anlamına geliyor ve tutmak anlamına geliyor. Bu biraz işte finans muhasebe alanlarını gösteriyor aslında. Para ile ilgili şeyleri gösteriyor. Uranüs ile kavuşan Jüpiter'in de Barani nakşatrasında olması. O da birikimlerle alakalıdır. İşte tutulmaya işte Neptün'ün, Plüton'un etkileri, Merkür'ün düşüklüğü falan bunların hepsi beraber düşünüldüğünde. Aslında yanlış yatırımlara, büyük masraflara, maddi kayıplara işaret edebiliyor. Ee, tabii bu tutulmanın sizin şahsi haritanızda nerede olduğuna göre bu e, durum değişse de genel etkileri böyle bir özellikle finansal alanlarda birikimlerde e, bir takım yanlışlar, e, şok etkiler, beklenmedik şeyler görülebilir anlamına geliyor. Şimdi e, tutulmaları aslında bir de Saros döngüsüne göre e, ele almakta da fayda var. E, Saros döngüsü bir tutulma serisinin tekrarı için gereken zaman dilimini gösteriyor aslında. Bu döngü yaklaşık işte 18 yıl 11 gün 8 saatlik bir periyodu kapsıyor. Yaklaşık 18 yıl diyelim biz buna. Her bir Saros döngüsü bir öncekine oldukça benzer bir konfigürasyonu ve aynı türde tutulmaları içerir. Dolayısıyla bir Saros döngüsü içindeki bir tutulmanın bir öncekine benzeyen bir tutulma ile benzer özellikte özelliklere sahip olduğuna inanılır. Şimdi bunu biraz detaylandıracağım. Açık e, örneklendirdiğimde daha iyi anlayacaksınız. E, şimdi 25 Mart 2024 ay tutulması 113 nolu Saros ay tutulması döngülerine aittir. Bu döngünün ilk tutulması e, çok bayağı bir önce olmuş. 29 Nisan 888 yılında gerçekleşmiş bu döngünün ilk tutulması. Bu eski bir döngü. E, şimdi o o döngünün de ilk tutulmasında işte Uranüs var, Plüton var, Satürn var, bunların etkileri var. Biraz sert bir döngü olduğunu anlıyoruz. Sürprizli ve stresli bir tutulma döngüsü bu. Ee, şimdi bir önceki 113 nolu Saros ay tutulması, bundan bir önceki ay tutulması Mart 2006'da yaşandı. Ondan da bir önceki Mart 1988'de, ondan da bir önceki Şubat 1970'de yaşanmış. Şimdi. E, Biraz da o yıllarda neler olduğunu şöyle düşünürsek tabii ki gökyüzü hiçbir zaman tamamen aynı değil. Ama hani benzer temalar kendini tekrar edebilir gibi düşünebiliriz. 2006 yılına gelelim en yakın tarihe. E, mesela Türkiye için o o yıllarda bankacılık alanında büyük satın alma ve birleşmeler yaşanmış mesela. E, 1988'de ise e, şey böyle döviz kurlarının belirlenmesinde serbestliğe gidilmiş. Döviz bürolarının falan açılma kararının alındığı tarih mesela. Ee, şimdi dünyaya baktığımızda Mart 1988'de o ilginç Filistin bağımsızlığını kazanmış mesela. Ee, yani şu anda oralar karışık biliyorsunuz. Dolayısıyla işte Gazze İsrail sorununda da bu döngüden bir sonuç alınması beklenebilir gibi konuşabiliriz. Sonra diğer tutulmaya gelirsek 8 Nisan 2024'teki güneş tutulmasına gelirsek. Bu güneş tutulması Vedic Astroloji'nin kullandığı yıldızlı zodyaka göre 25 derece balık burcunda gerçekleşiyor. Revati nakşatrasında gerçekleşiyor. Batı Astrolojisine göre ise tutulma 19 derece koç burcunda olacak. E, o kuzey düğüm yönlü tutulmalar Revati'de olacak. Dolayısıyla burada böyle burası biraz daha e, yeni gelişmeler, yeni fırsatlar, işte ani hikayeler falan olabilir burada. Hani burada başlayacak, güneş tutulmasında başlayacak olan şeyler belki hemen e, gündemimize düşmeyebilir. Hani tohumlar atılır ama bizim algımıza düşmesi için böyle birkaç ay gerekebilir. Dolayısıyla güneş tutulmaları aslında ay tutulmalarına nazaran daha uzun süre etkiledirler Yani bir e, hani bir sonraki güneş tutulmasına kadar diyebiliriz etkisi. Yani yaklaşık 6 ay kadar etkilidirler. Evet ilk ilk ayları daha çok etkindir. Ee, şimdi Reva Tin şatrasının alanları da e, yolculuklar, seyahatler. Özellikle işte işte sular, e, gemiler, denizler. Merhamet, e, e, temelli, eee Maneviyat temelli işler de Revati grubuna aittir. Yani böyle yardım kuruluşları, dernekler, yardımlaşma amacıyla yapılan her türlü faaliyetler. Bunlar da Revati'nin akşatrasına hastır. Dolayısıyla Revati güneş tutulmasında, dünya gündeminde bu alanlarda yeni gelişmeler beklenebilir. Kişisel olarak da aslında böyle bir yardımlaşma modu olacak muhtemelen. Ee, işte bu tutulma güneş tutulması hangi e, doğum haritanızda hangi eve denk düşüyorsa mesela o evle ilgili bir hani e, tatlı bir alışveriş bir anlaşma bir uzlaşma e, durumları olabilir. Ve özellikle de bu revat inak şatrasından e, o alandaki tutulmadan e, böyle güzel geri dönüşler almak istiyorsak aslında yardımlaşmayı da eksik etmememiz gerekiyor. Birilerine ihtiyacı olanlara yardım etmeyi yani bu revati yardımlaşması şey gibi değildir illa e, hani e, karşılıklı bir e, alışveriş olması gerekmiyor Ali'ye ettiğiniz yardımın e, karşılığını veliden alabilirsiniz mesela hani birine yardım ediyor olmanız karşılığını o kişiden alacağınız anlamına gelmiyor revati e, revati durumunda revatin akşatrası öyle değildir revatin akşatrasına merhametli olmanı ister ee, ve bunun karşılığını da alır ama bunun karşılığını evrenden alır başka yerlerden alır şimdi bu e, tutulma esnasında merkür geriliyor e, ve gerileyen merkür tutulmaya çok yakın ve hani birkaç gün sonra da tutulmayı takip eden birkaç gün içerisinde de tutulma derecelerine gelecek ve bu tutulmayı tetikleyen bir etki haline gelecek İşte tutulmaya Venüs de oldukça yakın. Yücelmiş bir Venüs bu. O da ee, çok kısa bir süre sonra tutulma noktalarına gelecek. Ya Venüs ve Merkür tutulma tetikleyici gezegenler olmuş durumda. Ee, bu Venüs ise yücelmiş bir Venüs. Bu güzel. Ee, ama hani şey e, Mer gerileyen Merkür'ün tutulma tetiklemesi biraz eskilerle ilgili e, konuları gündeme getiriyor. Bu saros döngüsü ise bu güneş tutulmasının ait olduğu saros döngüsü 139 ne oldu tutulma serisi ise. E, bu daha yeni bir e, döngü e, Aytos olmasına göre 17 Mayıs 1501'de başlamış bu döngü o yıllara düşünürsek işte ne bileyim Hint okyanusunda keşfedilmemiş adalar e, bulunmuş mesela o yıllarda hala Hindistan'a gitme yolları aranıyor tesadüfen Hindistan'a gideceğiz diye yola çıkıp işte Amerika'yı keşfediyorlar falan Onun devamı hala Hindistan'a gitme çabaları. E, ya gidilmiş ama e, şey işte o o esnada yol üzerinde keşfedilmemiş adalar falan ortaya çıkıyor. Bakın bunların hepsi Revati temaları aslında Revati'yi andırıyor yolculuk seyahat. E, şimdi şey e, daha yakın tarihlere gelelim. Bu 139 doğulu tutulmanın e, bundan bir önceki e, bundan bir önceki tutulma 29 Mart 2006'da olmuş. Ondan da bir önceki 18 Mart 1988'de yaşanmış. Şimdi Mart 2006'da neler olduğuna bakarsak aslında Türkiye'de, Türkiye için doğuda protestolar var, Diyarbakır olayları var. Ondan da bir öncekine gidersek Mart 1988'de böyle yaşlı büyük olanlar hatırlar. Ben de hatırlıyorum Halepçe katliamı yaşandı. O tamam Türkiye topraklarında değildi ama. Onun sonrasında e, Türkiye'ye büyük bir göç başladı e, oralardan, e, işte katliamdan kaçan, savaştan kaçan e, topluluklar Türkiye'ye girmeye başladılar mesela. Ki zaten biliyorsunuz böyle bir e, sorunumuz da var. Belki o, o konu biraz daha tetiklenecektir. E, yeni bir göç dalgası olabilir. Ya da bu tersine de olabilir açıkçası. Yani herkes gidiyor, hadi hadi gidiyorsunuz da olabilir. Hani bu biraz gündem belirleyici açıkçası. Ee, işte finansal açılardan düşünüldüğünde e, o dönem yine böyle biraz enflasyonun kucağında bir Türkiye var 88'e e, 20 bin liralık banknotlar basılmış ilk kez ve e, işte bu Mart ayında olmuyor ama hani tutulmalar biliyorsunuz şey yapar e, bir, bir 6 ay kadar etkilidir ondan sonrasında sanıyorum Haziran ayındaydı o zamanki e, şeye e, başbakana Turgut Özal'a e suikast düzenleniyor. E, yani ölmüyordu, parmandan yaralanıyordu. Ben de hatırlıyorum bunu. E, bir suikast düzenlenmesi durumu da var. E, şimdi bu bu hani balık burcundaki bu güneş tutulması aslında yani Türkiye'nin 10. evinde yöneticileriyle ilgili e, alanları gösteriyor ama Türkiye'nin biraz da e, Vedik için konuşuyorum. Terazi burcunda bir Stelium var. Dolayısıyla oradan da büyük etki alıyor. Yani terazi burcuna göre balık burcu 6 evini işaret ediyor Bu da biraz işte şeyler anlaşmazlıklar işte protesto keza anlaşmazlıklar ve düşmanlıkları gösteriyor. Hastalıkları da gösteriyor Hani belli bir hastalığın yaygınlaşması ya da önemli kişilerin hastalığı falan gibi durumları da gösterebilir genel etkileri biraz böyle. Ee, özellikle böyle 1973-78 aralığında doğduysanız e, Plüton e, üzerinde tutulmalar yaşayacaksınız diyebilirim bu sefer Mart Nisan tutulmalarını, e, o da sizin Plütonunuz hassaslık şartlarında ve tutulmalar onun üzerinde oraya yakın gerçekleşiyor diyebilirim. Yani e, en çok en büyük dönüşümleri hani bu tutulmalardan en büyük e, dönüşümleri bu grup yaşayabilir. 1969-71 e, aralığında doğmuş kişilerde onların da Uranüs'ü burada. Onlar çok şaşırtıcı şeyler, çok ilginç şeyler, sıradışı şeyler yaşayabilir bu tutulmalar, tutulmalarla alakalı. Şimdi gelelim e, burçlara göre e, bu tutulmaların etkisine. Koç burcuyla başlayalım. Vedik astrolojinin Koç burcuna göre batı takibi yapıyorsanız e, bu ayı e, takip etmelisiniz. Onu da tekrar belirteyim buradan. Şimdi Vedik Koç'a göre tutulmalar 6 ve 12. evinde gerçekleşiyor. 6. evinde bir ay tutulması, 12. evinde bir güneş tutulması yaşayacak koçlar bu bahar aylarında. Şimdi bu ne demek? biraz iş işlerle, güçlerle ilgili aslında bir ya da sağlığınızla ilgili durumları gösteriyor. İş bırakmak olabilir sizin için, uzaktan çalışmak, işten çıkarılmak, işi işten istifa etmek olabilir İşinizle ilgili. Bayağı bir e, bayağı bir dönüşüm yaşanması ve bu sizin aslında çok da belki istemediğiniz tarzda bir bir dönüşümün yaşanması çok da tercih etmediğiniz e, tarzda bir dönüşümün yaşanması söz konusu olabilir. Bakın hasta nakşatrası biraz manipülasyona e, yatkın bir nakşatra olabiliyor. Her nakşatranın artası eksisi var. Biraz manipüle e, edilebilirsiniz i̇ş, işiniz konusunda özellikle iş arkadaşlarınızla ilgili. Belki onların gazına gelebilirsiniz, sizi sinir edebilirler. Böyle bir ya da hani bir takım entrikaların e, ofis ortamında, iş ortamında bazı entrikaların arasında bırakılabilirsiniz. Hani bunlara e, dikkat edin size her ne söyleniyorsa e, hemen doğruluğuna güvenmeyin. E, bir tekrar tekrar kontrol edin. Özellikle de o ikinci durulmadaki merkez gerilemesi her söylenene de inanmamanız gerektiğine ya da bir hataya kurban gidebileceğinizi. E, anlatıyor. Şimdi bu süreçte az bütçeyle çok iş yapmanız da beklenebilir mesela. E, yani ya da az vakitte büyük işler yapmanız da beklenebilir. Biraz zorlanabilirsiniz. E, sizi zorlayabilen e, insanlar, işte insanlar, yöneticiler olabilir. Sağlık da söz konusu sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, Jüpiter sizin burcunuzu dolayısıyla yani bir süre korunursunuz ee, elbette. Ama Jüpiter 1 Mayıs'tan sonra burç değiştirecek ve koç da olmayacak. Ee, dolayısıyla yani sağlığınızı özellikle Mayıs'tan sonra daha çok dikkat etseniz e, etmeniz gerekebilir. Ee, uzaklarla çalışıyorsanız, uzaklardaki bir işle, işle ilgiliyseniz, işte uzak uzak ülkelerdeki bir firmaya çalışıyorsanız ya da yabancılarla çalışıyorsanız, o uzaklarla ilgili bazı sıkıntılar da çıkabilir. Gerileyen merkür oralardan yana dertler çıkartabiliyor aslında. Gerileyen merkür'e ben büyük anlamlar yüklemiyorum ama yine de o dönemde sizi huzursuz edebilir mi edebilir? Bir seyahate çıkmak istiyorsanız mesela seyahatiniz ertelenebilir, ertelenmesi gerekebilir. Ya da bir e, bir cerrahi bir işlem gerekiyorsa, size bir tedavi olmanız gerekiyorsa orada da bazı e, işte tahlillerin tekrar edilmesi gerekebilir. Biraz böyle iki kere, üç kere bir, bir peşine düşseniz iyi olur aslında. Size her söylenene sağlığınız konusunda, işiniz konusunda görevleriniz konusunda size her söylenene çok da inanmamanızı e, hadi bir manipüle edilmeyebilirsiniz evet. O, o o bir ihtimal olarak cepte. Ama hani iyi, iyi niyetle yapılmış hataların da kurbanı olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Eee Vedik astrolojiye göre boğa burcuysanız e, bu tutulmalar, Mart Nisan tutulmaları sizin için 5 11. evlerinizde gerçekleşiyor. Bu dönemde böyle kalabalıklara karışmak isteyebilirsiniz aslında. Daha kalabalık bir ekibe dahil olmanız gerekebilir. Belki bir iş değiştiriyorsanız daha kalabalık bir e, ekiple çalışma ortamınız olabilir. Böyle gruplar, ekipler, insanlar daha büyük bir şirket, daha kalabalık bir şirkette çalışabilirsiniz mesela ya da daha sosyal olmanız gerekiyordur aslında ya böyle biraz bireysellikten kopacağınız bir dönem kendi başınalığınız hani kendi işimin patronuyum derler ya böyle kafa rahat hani kimseye belki de fazla hesap vermediğiniz e, bir bazı ortamlarınızdan e, bir vazgeçiş söz konusu bu sizin istediğiniz tarzda bir vazgeçiş de olabilir hani bile isteye vazgeçiyor olabilirsiniz ya da biraz buna mecburda kalabilirsiniz bireysel işleri e, azaltmanızı öneririm e, bu dönemlerde e, ödüller alabilirsiniz mesela yaptığınız işin e, maddi ya da manevi karşılıklarını almak e, konusunda güzel bir dönem ee, Tabi burada şey de var ee, biraz merkür gerilemesi söz konusu olacak mesela güneş tutulması sırasında. O yüzden belki de hani eskiden yaptığınız bir şeyin karşılığını yeni almak gibi olabilir bu. Ya da yeni bir şeyse bu biraz e, biraz süreç uzayabilir anlamına geliyor. Çetrefillenebilir işte dolan başlı yollara girilebilir. Bunlar da olabilir. Ee, böyle e, şeylere özellikle bu dönemde. Evet. Ee, bir sevdiğiniz kişiler, kalbinize yakın kişiler, sevgiliniz varsa, çocuğunuz, e, buralarda böyle bir e, onlarla biraz e, e, aranız açılabilir, belki duygusal mesafeler girebilir, fiziksel mesafeler girebilir aranıza. E, geçici görevleriniz vardıysa, hani şimdilik yaptığınız işler, bir arabunu yapayım da sonrasına bakarız dediğiniz şeyler, o geçici görevlerin ya da işlerin sona erebileceği zamanlar geliyor aslında. Yani özellikle de o bireysel alanlarınızda yani hobi gibi, eğlence gibi ya da geçici niyetiyle yaptığınız işlerde böyle bir manipülasyona uğrama durumunuz olabilir. Kandırılabilirsiniz. Sizin bunu hani ee, bir, bir dolandırıcının eline düşeceksiniz demiyorum. Hani bir ister istemez e, bazı şeyleri iyi niyetli insanların da e, tüm iyi niyetleriyle sizi bazı hatalara düşürebilmeleri de söz konusu olabilir. Yani özetle aslında e, biraz daha hani gönlüme göre bırakıp biraz daha hani ortama uyma e, kafasına girmenizi öneririm. E, daha bireysel işleri bırakıp biraz daha kalabalıklara karışmanızı daha sosyal olmanızı da önerebilirim eğer anne baba olmak istiyorsanız bununla ilgili belki bir nihai kararı da e, varabilirsiniz bu bahar aylarında e, vedik astrolojiye göre ikizler iseniz e, güney e, düğüm 4 kuzey düğüm 10. evinizde bu tutulmalar da 4 ve 10. evlerinizde gerçekleşiyor e, şimdi bu ne demek Güney düğüm tarafı dörtte kaldığı için biraz böyle bir evinizle, ailenizle ilgili bir kopuş söz konusu aslında. E, ev değiştirmek, e, ev eşyalarınızı değiştirmek, ev almak, satmak, kiralamak, ev tadilatı yapmak e, bunlar çok olası bununla beraber bir iş değişikliği. Ya da iş değişikliği sebebiyle aslında evinizden, e, belki de şehrinizden, vatanınızdan e, ayrılmanız söz konusu olabilir. Böyle niyetiniz, böyle planlarınız varsa bunların gerçekleşeceği zamanlar ee, burada e, şey de e, olabilir böyle hani belki de bir süredir evden çalışıyordunuz artık e, ev, evinizden çıkıp hani e, bir bir ofise ya da bir şirkete bir yere gitmeniz gerekiyor da olabilir bu yeni göreviniz biraz e, zorlayıcı olabilir aslında biraz belki sizin boyunuzu hafif aşıyor gibidir bu, bu manada biraz tedirgin de olabilirsiniz ya yani bu görev aslında benim aslında çok iyi de olduğum bir alan değil. Emin miyim çok uzman değilim. Ya beceremezsem ya yapamazsam ya altında kalırsam diye biraz e, stres de yaşayabilirsiniz. Ama olsun hevesiniz de çok. Yani gerçekten sorumluluklarınızı yerine getirmek adına büyük hevesler duyacağınız, büyük heyecanlar yaşayacağınız bir e, dönem geliyor. Yani aktif bir çalışma hayatı içerisinde değilseniz de... E, Sorumluluğunu hani sorumluluğunu aldığınız bir şeyi bir 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 sorumluluk üzerinize alıyorsunuz ve böyle biraz hani o dinlenme modunu, izole olma modunu bırakıyorsunuz denebilir. Annenizle bir aranızda duygusal ya da fiziksel mesafeler girebilir. Biraz hani o alanı nasıl diyeyim annenize kalbiniz kırılabilir mesela ya da aileden biri de. Ee, biraz kalp kırıklıkları da yaşatabilir size bu süreç eğer e, tutu, güneş tutulması zamanında 8 nisan'da e, güneş tutulmasına yakın tarihlerde o aramaya merkür de geriliyor olacak e, merkür gerilerken bir iş teklifi olursanız e, o iş teklifini e, iyice araştırın inceleyin irdeleyin ve mümkünse de merkür gerilemesinden e, sonraki bir tarihte ee, kararınızı karşı tarafa bildirin diyebilirim. Ee, ama yani o, o gerileme işin biraz e, işi bulandıran bir etki diyebilirim. Onun dışında tutulmaya çok kısa zamanda Venüs'ün de geliyor olması, tutulma derecelerine Venüs'ün de yaklaşıyor olması, yücelmiş bir Venüs'ün yaklaşıyor olması, da, bu tutulma aslında sizin için ya bu işi, bu sorumluluğu, bu görevi sizin için baya avantajlı finansal açıdan da avantajlı bir yere getirecektir. Yengeç Burcu için bu bahar aylarındaki tutulma 3 ve 9. evlerinde gerçekleşiyor. Şimdi burada bir kursu tamamlamak, bir projenin tamamlanması söz konusu aslında. Belki de kısık bütçelerle bir Projeyi tamamlamanız gerekiyor olabilir. Ya da böyle birinin hani bütçe kısıldı diye e, artık yapılamaz hale geldi ya da çok küçüldü. O yüzden hani oldu bittiye geldi gibi bir durumlarda söz konusu olabilir. Keza bir bir seyahate çıkmak mesela e, istiyorsanız bu seyahati biraz kısa kesmeniz gerekebilir. Tahmininizden daha küçük bütçelerle daha kısa sürelerle bu işi halletmeniz gerekebilir. Onun dışında böyle yabancılarla çalışmak, uzaklardaki insanlarla çalışmak, seyahatlere uzak seyahatlere çıkmak e, adına, ya da e, yüksek e, öğrenim yapmak adına. Şimdi hayatınızın neresinde duruyorsanız ona göre değişecek tabii. Hani üniversite kazanmak adına mesela güzel, ya da e, işte yüksek lisans, doktora yapmak adına da güzel etkiler var. Burada Belki işte bahar aylarına düşünüyorum. Başvuru zamanları falan olabilir. Ya da işte karar vermeniz gereken zamanlar olabilir. Burada e, retro merkür olacak e, Nisan ayında. Nisan ayının 26'sına kadar. bu Nisan ayının başından 26'sına kadar geliyor merkür. İşte o dönemde bir e, hani yurt dışı bağlantılı bir iş, seyahat, okul e, yurt dışında da olabilir. Yurt dışında da olabilir. Üniversite, e, yüksek lisans, onun gibi bir ya da uzun süren bir eğitim. E, durumu çıkarsa e, işte Merkür Retrosu'ndan sonrasına e, karar verirseniz sizin için daha iyi olur. Daha ya yani Merkür Retrosu esnasındaki kararlardan sonra vazgeçilebiliyor. Hani, e, bunun bazen aslında fark etmiyoruz bile çünkü araya çok zaman giriyor olabilir hani bir şeye karar verdiniz ama ondan hani soğumanız vazgeçmeniz onu değiştirmeniz belki 2-3 yıl sonra iyi bulabiliyor Onu dönüp devam Merkür retrosu vardı o zaman da diyemiyoruz yani aradan çok zaman geçtiği için böyle şeyler de olabilir o yüzden doğum ayetinizde Merkür geri hareketli değilse 26 Nisan'dan sonraya karar verirseniz daha iyi olur bir hocanızla ya da bir hoca figürüyle bir uzmanla yeni bir yeni bir çalışmaya başlayabilirsiniz ya da uzmanlığınızı uzmanlığınızı ispat etmek yani uzmanlığınızın onaylanmasıyla ilgili bir sürece de giriyor olabilirsiniz işte bir, hani tıptaki uzmanlık gibi olabilir ya da başka bir meslekteki herhangi bir işte uzmanlığınızı gösterir seviye e, sınavını geçmek olabilir, sertifikalar almak olabilir. Bu tip şeyler için e, güzel bir dönem olacak. Kardeşlerinizle aranıza mesafeler girebilir. Kardeşler, kuzenler, böyle yakın akrabalarınızla biraz aranıza duygusal ya da fiziksel mesafeler girebilir. E, biraz babanızla e, uğraşmanız gerekebilir Babanızdan size güzel e, bazı fırsatlar. Sunabilir babanız belki size bir konuda yardımcı olacaktır ya da e, onun gösterdiği yoldan ilerleyerek aslında avantajlı bir yere varacak da olabilirsiniz. Vedik aslan burçları için e, bu Mart nisan tutulmaları 2 ve 8. evinde olacak. Ay tutulması 2. evinde güneş tutulması 8. evinde gerçekleşiyor. Burada 2-8 tutulmaları biraz stresli olabiliyor. Maddi kayıplara özellikle dikkat etmelisiniz. Spekülatif yatırımlarda riskler almanızı önermiyorum. Yani çok dikkatli harcayın paranızı. Yatırımınızı çok dikkatli yapın. Özellikle de böyle hani çok da emin olmadığınız, kulağa çok iyi gelen ama böyle çok da aşina olmadığınız alanlarda yatırım yapmaktan kaçınmanızı öneririm biraz e, boğaz diş ağrıları çekebilirsiniz Aslında bunlar da olası e, dişçiye gitmeniz gerekebilir mesela ya da belki boğaz bölgenizle ilgili ufak bir operasyon falan bu tip şeyler de gerekebilir e, maddi <laughs> anlamda böyle Tazminat beklentiniz varsa, bir alacağınız varsa ya da bir kredi çekmek istiyorsanız mesela bu tip şeyler için güzel zamanlar aslında. Hani almak, başkalarının imkanlarını başka kurumların ya da insanların imkanlarından faydalanmak adına güzel şeyler olabilir. Hani miras gelirleri, komisyon gelirleri artabilir. Ama eski yani retro Merkür bir 26 Nisan arasında Merkür geri hareketli olacağı için yani yepyeni bir işte kredi başvurusu mesela ya da yepyeni bir komisyon geliri kazanabileceğiniz bir ortamın hazırlanması bunlarda sıkıntılar çıkabilir sonradan ama eski bir şeyin sona ermesi eski bir şeyi bağlamak adına işte eskiden yarım kalmış bir şeyi tamamlamak adına bu alanlarda yine oldukça avantajlı olabilir. Böyle derin araştırmalar yapmaktır 8. ev mesela buradaki güneş tutulması sizi bu alanlara da itebilir. işte o kültle ilgilenebilirsiniz mesela astrolojiyle ilgilenebilirsiniz. Böyle derin derin çalışmalar yapılabilecek belki bir araştırma yapıyorsanız bir tez yazıyorsanız mesela çok güzel araştırma yapabileceğiniz bir dönemde olabilir. Birine dava açma niyetiniz varsa bir mahkeme e, süreci başlayacaksa bunun için de 26 Nisan'dan sonrasını önerebilirim. Yani birine dava açmak adına bir mahkeme süreci açmak e, ne girmek adına güzel evet ama merkür retrosuna dikkat edilmeli. Vedik Başaklar için e, tutulmalar 1 ve 7. evinde olacak. E, burada sizin e, aslında burcunuzda gerçekleşiyor tutulmalar burada e, manipüle edilebilirsiniz herhangi bir konuda ve bir kayıp yaşayabilirsiniz e, yani sizin kuyunuzu kazabilirler hani bilmiyorum nasıl bir ortamınız var e, ama böyle e, çok e, hani bulunduğunuz yerde sizi oradan e, uzaklaştırmak isteyen e, bazı düşmanlarınız mı var diyeyim işte bunlar olabilir e, o yüzden o manada dikkat edin Kiminle beraber olduğunuza dikkat edin, e, kiminle dans ettiğinize de dikkat edin. Şimdi bu aslında e, evlenmek için bir e, önemli bir ilişkiye başlamak için e, güzel şeyler ya da iyi bir ortak bulmak için kendinize sadece dikkatli olmanız gerekiyor. E, eşinizle de e, bazı, yani, yani hali hazırda evliyseniz ya da bir sevgiliniz varsa. Onunla da bazı problemler yaşayabilirsiniz aslında. Burada size tavsiyem bu dönem için tavsiyem. Bu her zamanki tavsiyem değil. Sadece bu içinde bulunduğumuz bu tutulma dönemi için tavsiyem. Biraz uzlaşma yoluna gitmeniz aslında. Yani karşı tarafa karşı daha anlayışlı olmanız. Daha böyle hani alttan almanız aslında. Çünkü şu an karşı tarafın daha güçlü olduğu ya duygusal olarak ya yani şartlar gereği hani onun daha güçlü olduğu bir dönem ya da onun ihtiyaçlarının daha çok daha önce gözetilmesi gereken bir dönem. O yüzden de bu konuda çok da direnmenizi önermiyorum. Hani siz böyle kendi istek ve ihtiyaçlarınızı, ilişkiler söz konusuyken diyorum. Kendi istek ve ihtiyaçlarınızı biraz geri planda e, tutmanız gerekecek. Ee, bunlar dışında sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Özellikle e, baş bölgesiyle ilgili sorunlar yaşayabileceğiniz bir dönem. İşte ne diyeyim sakatlanabilirsiniz. Belki başınızı bir yerlere çarpabilirsiniz. Bunlar da olabilir. Ee, biraz hassas bir dönem. Kendinize dikkat etmelisiniz. Ee, özellikle de Başak Burcu'nun işte ya yani Hasan Akşatrası mensubuysanız 10 dereceden başlıyor. Başak 10 dereceden başlar. 23 derece 20 dakikaya kadar uzanır. Batı astrolojisine göre böyle 4 derece teraziden böyle yaklaşık 17,5-18 derece teraziye kadar uzanıyor. Ee, özellikle bu bölgede yükseleniniz, güneşiniz, ayınız falan varsa ee, sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm. Kontrollerinizi aksatmamanızı da öneririm. Bir başka tavsiyede biraz maneviyatınızı yükseltmenizi öneririm. Dua edin, ibadet edin, biraz içinize dönün diyebilirim bu dönemde. Vedik teraziler için ise bu ilkbahar tutulmaları 12 ve 6. evinde gerçekleşiyor. Bu ne demek? Aslında e, e, böyle bir süredir çalışmıyorduysanız, iş arıyorduysanız mesela iş değiştirmek istiyorduysanız güzel. E, önünüze fırsatlar çıkacak demek. Özellikle de e, belki eskiden çalıştığınız bir yere geri dönmek gibi olabilir. E, eskiden beraber çalıştığınız insanların sizi arayıp "Hadi gel, şimdi de böyle bir şey var" demesi olabilir. Yani böyle bir geçmişle bağlantısı olan yeni bir e, göreviniz olabilir. İş arayanlar için söylüyorum. Bu avantajlı bir e, tutulma o manada. Ama bu iş biraz e, şey gibi de olabilir. Böyle hafif e, çok çalışacağınız diyeyim. Böyle hani bir süredir özellikle şimdi işsiz değilseniz ya da belki de işiniz vardı ama çok da rahat bir işti belki de olur ya böyle işte kafanıza göre biraz çalışıyordunuz biraz çalışmıyordunuz ya da böyle sizi çok da zorlayan şartlar yoktu ortamınızda. Bu yeni iş daha uğraştırıcı olacaktır. Temposu yüksek biraz daha vakit alıcı böyle izole olduğunuz yerden çıkıyorsunuz yani böyle hani kapandığınız hücreden deliğinizden çıkıp aslında Haldır haldır e, çalışma dönemi aslında sıkı e, böyle deadlineları olan projeler e, alabilirsiniz ama keyifli yani bunu hevesle istiyorsunuz e, böyle sizi bir gaza getiriyor yaptığınız işler. E, bunun dışında hastalıklara da dikkat etmeniz gerekiyor ama bunlar nasıl hastalıklar? Biraz ne olduğu anlaşılmayan tarzdaki hastalıklar aslında e, sizi yoklayabilir. Ya Mesela ne gibi işte bir yeriniz ağrıyordur diyelim ee, başınız ağrıyor diyelim işte doktora gittiniz nöroloğa gittiniz ee, Nörolog dedi ki işte şu doktora git hadi o doktora da gittiniz bu doktora da gittiniz ee, ne bileyim bir sürü kan tahlili yapıldı bir sürü başka tahliller yapıldı kimse tam olarak hiçbir uzman tam olarak şu var sizde diyemedi ama sonra kendiliğinden de baş ağrınız geçti. Şimdi ne oldu buna ne sebep olmuştu da niye bitti falan anlamazsınız. Böyle bir hani bir, bir şey sizi yokladı ee, biraz e, işte canınızı ağrıttı başınızı ağrıttı geri gitti gibi bir şey. Ee, böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Ee, ya da bu dönemin rahatsızlıkları biraz da böyle dikkat ederseniz geçecek tarzda şeyler. İşte e, biraz kilo verirseniz işte yediklerinize, içtiklerinize dikkat ederseniz, belli tip ilaçları, vitaminleri alır, alırsanız geçecek tarzda. Ya hayat sizden biraz daha e, hani dikkatli olmanızı istiyor aslında. İş olarak da daha dikkat, daha diken üstündesiniz. Sağlık olarak da daha dikkatli yaşamanız gerekiyor gibi bir döneme giriyorsunuz aslında. Rekabet için de güzel bir dönem bu. Ee, rekabet e, ettiğiniz işlerde başarılı olursunuz ya bir sınav kazanmak mesela çünkü o sınavda sizinle beraber sınava giren insanlarla bir rekabet içerisindesiniz aslında ya da bir yarışmaya hazırlanıyorsanız bir şampiyonaya bir turnuvaya bu tip e, bir işiniz, göreviniz, e, niyetiniz varsa bunlarda da e, avantajlısınız aslında. Yani şu dönemde çok da rahatınızı düşünmeye yönelik hareketler yapmayın. Ana, ana motivasyonunuz bu olmasın diyebilirim. Bunun dışında eğer böyle hani uzaklarla uzaklardan dönmek gibi bir şey de olabilir sizin için. Yani uzaklara taşınmak, uzaklardan geri gelmek falan bu tip şeylerde bir hani uzak yakın hikayesi. yeniden işte yakındaysanız uzağa gitmek, uzaktaysanız yakına gelmek gibi şeylerde olabilir. Akrep Burcu için ise Vedik Akrep Burcu için ise e, tutulmalar 11 ve 5. evlerinde gerçekleşiyor. Burada e, e, Güney Düğüm 11 e, Kuzey Düğüm 5. evinizde tutulmalar esnasında bu ne demek? Aslında bir pozisyonu bir ünvanı bırakabilirsiniz bir, bir grup arkadaştan bir dernekten bir ekip çalışmasından ayrılabilirsiniz ayrılmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranıza mesafeler girebilir. Daha az sosyal olacağınız ve daha çok bireysel olacağınız. Daha çok bireysel aktivitelere yönleneceğiniz bir dönem olacak aslında. Yani insanlarla beraber onu bunu şunu yapmak size pek keyif vermeyebilir bu süreçte. Biraz kendi başım olayım. Kendi kendime ne yapabiliyorsam onu yapayım. Ee, ya da böyle bir iş e, yeni işiniz geçici olabilir e, bir iş değişikliği yaparsanız bu değişiklik e, çok kalıcı olmayabilir bu kötü olacak anlamına gelmiyor belki zaten sizin niyetinizde bir basamak olarak bu işi kullanıp işte hani bir sonraki işinize e, fırsat yaratmasıdır ki hani bir sonraki işte gelecek seneye bir, bir süre girersiniz işte 8-10 ay çalışırsınız ondan sonraki sizin asıl daha gönlünüzde yatan aslına göre Başka bir işe girmenize vesile olabilir mesela. Yani geçici işler, hobi gibi yapılan işler, böyle keyif eder işler ya da kendi işinizi yapmak istiyorsanız, kendi işimi kuracağım mesela. Bu tip şeyler için ideal zamanlar olacaktır Daha küçük bir iş yerinde çalışmak da olabilir bu. Yani kalabalık bir şirketten büyük işte binlerce insanın çalıştığı bir yerden. İşte daha küçük işte 3- 5 kişinin e, çalıştığı bir e, ofise geçmek gibi de olabilir sizin için e, Aşk adına da güzel enerjiler var e, işte yeni e, bir e, şey sevgiliniz olabilir birinden hoşlanabilirsiniz e, yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz Bunlar adına da güzel enerjiler çocuk sahibi olmak istiyorsanız anne baba olmak istiyorsanız Bunlar adına da güzel etkiler söz konusu şimdi e, Merkür retrosuna dikkat edin Tabii ki özellikle yeni bir ilişkiye başlıyorsanız e, o Hani bir 26 Nisan arasında Merkür geliyor o dönemde tanışacağınız yeni insan size her şeyi doğru söylemeyebilir, kendi hakkında bazı şeyleri sizden gizleyebilir ee, bu yüzden de o dönemde çalıştığınız insanlara karşı ekstra dikkatli olmanızda fayda var ee, arkadaşlarınızdan biraz belki birinden birkaçından e, böyle nasıl derler bir kazık yiyebilirsiniz bakın bu da olabilir ee, sizi manipüle etmek e, isteyebilirler e, o yüzden de belki de biraz daha hani daha bireysel olasınız gelir bu dönemde Vedik yay burçları için e, tutulmalar 10 ve 4. evinde gerçekleşiyor. Güney Düğüm 10. evinde, Kuzey Düğüm 4. evinde. E, bu da e, size e, işler, güçler, sorumluluklar ve ev, aile e, ekseninde tutulmalar yaşayacağınız anlamına geliyor. Bir işi bırakabilirsiniz. E, çalıştığınız yerden ayrılabilirsiniz. Bunu isteyerek ya da istemeyerek yapabilirsiniz. Çalıştığınız yerdeki insanlar, işte patronunuz, yöneticiniz de olabilir ya da iş arkadaşlarınız sizi manipüle etmek isteyebilirler. Belki sizi size yeni vaatler, başka fırsatlar, şunu yaparsak bunu olur falan diyebilirler size. Bu manipülasyona çok da gelmeyin. Yani her şeyi netleştirmeden tabii ki hani aman işte size onu mu dediler? Basın gidin, ayrılın her yerden. Tamam biliyorum hayat bu kadar kolay değil ama ee, işte herkesin Para kazanması gerekiyor sonuçta o yüzden de bu kadar rahat karar vermiyor olabilirsiniz ama size verilecek olan vaatlere, işle ilgili vaatlere biraz dikkat edin hemen inanmayın her söylenene öyle söyleyin ya da size yeni bir görev verilebilir ama bu yeni görevi hani öyle bir belki yepyeni bir görevdir bu daha önce işte çalıştığınız yerde hiç olmamış bir şey yaratılabilir ve bunu öyle bir aldayıp pullarlar ki siz böyle bunu iyi bir şey sanırsınız ama çok da iyi bir şey olmayabilir bunlara dikkat edin ee, yine de çok büyük bir sıkıntı olmaz çünkü şöyle diyeyim 1 Mayıs'tan sonra e, Jüpiter burç değiştirdiğinde ve vedik Astroloji'ye göre Boğa burcuna girdiğinde zaten 10. E, evinize destek atacaktır yani e, belki Mayıs ayına kadar bu işinizle ilgili bazı e, kararsızlıklar sıkıntılar vazgeçmek istemeler e, bunlar olabilir ama 1 Mayıs'tan sonra düzeleceğini söyleyebilirim belki evden çalışmanız e, daha isabetli olur bu dönemde öyle bir niyetiniz varsa artık günümüzde birçok insan evinden çalışabiliyor e, evden çalışmalı bir iş e, fırsatı da çıkabilir size Evinizi değiştirmek istiyorsanız, eşyalarınızı değiştirmek istiyorsanız, araba almak istiyorsanız, arazi almak istiyorsanız, bir mülk almak istiyorsanız, bunlar için de güzel zamanlar geliyor. Sadece Merkür retrosuna dikkat edin. 1 Mayıs'ta şey, pardon, 1 26 Nisan aralığında Merkür gelecek. O dönemde bir bir şey satın alacak olursanız işte araba olur, arazi olur, ev olur, e, satın alma, kiralama, değiştirme neyse. Yani hepsi geçerli. Orada böyle e, o, o an verdiğiniz karardan sonradan hoşnut olmayabilirsiniz. Ya da o verilen kararlar değişebilir e, sona ermeden. Hani bir ev alma kararınız var diyelim. O evi beğendiniz, tamam dersiniz. Ev sahibiyle anlaşırsınız ama 3 gün sonra ev sahibi arar ben vazgeçtim der mesela. Böyle şeyler yaşanabilir. E, ailenizle ilgili ailenizden güzel şeyler, e, güzel destekler alabilirsiniz ailenizden, güzel haberler gelebilir. Belki aileniz size işte evinizle, mülkünüzle, arabanızla ilgili destek olacaktır. Bunlar da olabilir. Şimdi Merkür retro olduğu için eee tutulmada eee bir, hani bir, bir şey bekliyorsanız bir mülkün tamamlanmasını bekliyorsanız mesela yani kentsel dönüşüme gitmiş bir ev var bir yerde mesela o tamamlanabilir ee, ya da şey, kentsel dönüşüme de gidebilir tamamlanabilir Hani böyle o kararların e, verilmesi zamanları aslında yani eski bir kararın tamamlanması adına Merkür gelediği için diyorum onu da eski verilmiş bir kararın ya da yarım kalmış bir sürecin tamamlanması adına evinizle ailenizle ilgili bir bir sürecin tamamlanması adına güzel avantajlı Vedikoğlak burçları için tutulmalar 9 ve 3. evinde gerçekleşiyor ee, aslında bu e, uzun süren uzun bir eğitimin sonuna gelmek gibi okul bitirmek gibi e, işte bitirme projelerinizi tamamlamak gibi e, bunlara sebep olabilir hocalarınızla bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz öğrenciyseniz ee, ya da babanızla aranızda duygusal ya da fiziksel mesafeler girebilir ee, işte o hoca işte hocalarınızla işte derler ya hoca bana taktı falan o gibi şeyler yaşayabilirsiniz ee, böyle Hani e, ne bileyim bölüm değiştirmek isteyebilirsiniz belki bir öğrenciyseniz ya da eğitim aldığınız alanı değiştirmek isteyebilirsiniz e, ee, yani öğrenci değilseniz böyle uzaklarla çalıştı işte yabancılarla çalışılan işlerde çalışıyorsanız o yabancılarla çalışılan işlerden uzaklaşabilirsiniz aslında yani o tip işleri bırakabilirsiniz biraz daha lokal daha küçük daha işte benim bildiğim çevrede e, bizim insanlarla takılayım e, niyetiniz olabilir ya da hayat sizi böyle bir e, düzenin içine atabilir yani ticaret yapıyorsanız e, yurt dışıyla e, orada bazı sorunlar yaşanabilir. Ya da yurt dışındaki bazı müşterilerinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Yenilemezseniz kontratınızı. Onun yerine biraz daha yurt içine yönelik e, işler yapmanız gerekebilir. Ya da böyle şey için çok güzel zamanlar aslında. Yeteneklerinizi geliştirmek adına. işte Yeni bir şey öğrenmek, dil öğrenmek e, ya da bir bir sertifika almak adına güzel zamanlar. böyle ama bunlar daha pratik şeyler. Pratik şeyleri öğrenmek, uygulamalı eğitimler almak adına avantajlı zamanlar. Kardeşlerinizle, kuzenlerinizle belki beraber bir şeyler yapmak adına, onların güzel haberlerini almak adına güzel zamanlar. Şimdi Merkür gerilerken o 1 26 Nisan arasında Merkür geriliyor. O süreçte bir yeni bir eğitime başlamak işte bir seyahate çıkmak falan çok ideal olmayabilir bu bu eğitimde ya da bu seyahatte bazı sıkıntılar yaşanabilir ona dikkat edin ama yani gerilemeden sonra yapılacak olan seyahatler hoşunuza da gidebilir ya da bu Çıktığınız kısa seyahatlerde belki yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, yeni müşteriler bulabilirsiniz. Bu dönem böyle çok iletişim adına, iletişim konusunda çok hareketli olacak. Çok konuşacağınız, çok toplantılar yapacağınız. Ee, işte çok yazacağınız, çizeceğiniz şeyler olabilir. Özellikle yazmalı, çizmeli işleriniz varsa, işte raporlar yazıyorsanız ya da bir senaristseniz mesela, yeni projeler alabilirsiniz. Ee, proje bazda çalışıyorsanız, yeni projeler alabilirsiniz, yeni müşterileriniz olabilir. Satış pazarlama alanlarında çalışıyorsanız keza ee, çok güzel kampanyalar düzenleyebilirsiniz. Ee, bu manada güzel zamanlar. Vedik kova burçları için tutulma 2 ve 8. evlerinde oluyor. Ee, şimdi bu 2-8 tutulmaları biraz dikkatli olmanız gereken zamanları gösteriyor. Ee, şimdi artısı var eksi. Artısı avantajlı tarafı e, spekülatif kazançlarınız olabilir mesela. E, yeni e, kazanç e, fırsatları ortaya çıkabilir mesela. Ee, ama e, burada özellikle de satürn sizin burcunuzda olduğu için ee, yine de böyle çok şanslı sayılmayabilirsiniz yani içinizde böyle satürn sizin e, burç burçtayken ne oluyor böyle yani çok talihli şeyler yaşanmayabiliyor büyük fırsat gibi görünen şeyler küçük, küçülebiliyor. Ee, ya da böyle hiçbir şey olmasa bile yani somut hiçbir gündem olmasa bile biraz depresif hissedebilirsiniz. Kendinizi e, böyle hani atıl hissedebilirsiniz, yorgun hissedebilirsiniz. Ee, sanki üzerinize fil oturdu da hani kalkamıyor gibi hissedebilirsiniz. Kendinizi duygusal olarak yenik hissedebilirsiniz. Bunların hepsi olabilir. Yani bu yüzden de aslında biraz... E, yani Satürn sizin burcunuzda bir de üstüne 2 8 tutulmaları aslında biraz e, zor olabilir. O yüzden şansınızı çok zorlamayın diyeyim ben size. Yani şu dönemi mümkün olduğunca e, yansız kapatmaya bakın. Hani yeni fırsatlar bulayım, kovalayayım, onu da kazanayım, bunu da elde edeyim falan için çok da e, iyi zamanlar olmayabilir. Spekülatif kazançlarınız olabilir ama e, bunları kaybedebilirsiniz de. Yani gelen olduğu gibi gidebilir. Ee, bu dönemde iyi beslenmeye çalışın bir kere. Ee, şimdi özellikle kuzey düğüm ikinci evinizde yani insan biraz kötü beslenmeye meyilli olabiliyor, ee, zararlı şeyler yiyip içmeye meyilli olabiliyor. Ona biraz dikkat edin. Ee, bir ameliyat olmanız gerekebilir. Bilmiyorum hani bir hastalığınız varsa buna cerrahi müdahale yapılması gerekiyor da olabilir. Ee, işte miras gelirleriniz, komisyon gelirleriniz, nafaka gelirleriniz, burs gelirleriniz bunlardan e, komisyon gelirleriniz mesela bunlar azalabilir ya da sıkıntıya girebilir ya da çok ertelenebilir. Ee, özellikle bu alanlarda başkalarının üzerinden kazançlarınız varsa e, yani komisyon gibi olur işte ne bileyim ailenin yardım olur, eşin parası olur hani böyle gelirlerde biraz e, Manipülasyona uğrayabilirsiniz aslında ee, ya da sizi bununla tehdit etmek isteyebilirler ya şöyle söyleyeyim hani e, örnek olsun diye söylüyorum mesela işte babanız size der ki e, işte şunu 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 yapmazsan sana harçlığı kesiyorum der mesela. ve hani, Bunu çok büyük bir tehdit unsuru olarak sizin için kullanabilir. Sizi kontrol etmek için, kontrolü altına almak için e, sizi işte maddi bir takım şeylerle e, korkutabilir mesela. E, maddi bazı imkansızlıklarla korkutabilir. Bu tip şeyler olabilir. E, bu başka kişiler üzerinden de yaşanabilir. O yüzden e, dikkatli e, geçirin bu dönemi. Dikkatli kastım şey aslında. Yani çok büyük beklentileriniz olmasın çünkü Satürn tepenizde. Zaten birçok avantajlı şeyi kısabilir. E, bu dönemi böyle zarar yansız atlan atlatmak en e, hani e, şey olanı koruyun. Hani büyümeye çalışmayın diyebilirim aslında. Ee, 1-26 Nisan arasında Merkür geriliyor ee, o dönemde e, özellikle o dönemde böyle finansal içerikli bir işler yapmasanız iyi olur kredi almak borç vermek borç almak bir şey ödemek falan gibi e, böyle maddi kararları e, o dönemde almasanız sizin için daha iyi olur. Balık burçları için vedik balık burcu için Tutulmalar 1 ve 7. evinde gerçekleşiyor. Şimdi bu ilişkiler adına avantajlı da olabilir, dezavantajlı da olabilir. Biraz e, nerede durduğunuza bağlı. E, yeni bir ilişki hayatınıza gelebilir. Ama bunu pek de beklemediğiniz bir anda olabilir bu. E, yine de yeni bir ilişki hayatınıza girsin ya da girmesin. E, bu dönemde size tavsiyem kendinizle daha çok ilgilenmeniz. Biraz kendinizi parlatın. Karşı tarafla ilgilenmeyi azaltın ve kendinize dönün. Kendinize dönün derken içinize dönün demiyorum. Bilakis dışınıza dönün. Hani kendinizi allayın, pullayın ve e, dışarılara çıkarın. Çünkü çok popüler olacağınız bir dönem. Herkesin gözü sizin üzerinizde. E, ve böyle... Kolay başarılar da elde edebilirsiniz. Kolaylıkla birilerinin gözüne girebilirsiniz. Ve bu yüzden de aslında e, yeni bir ilişki bu sayede ve bu şekilde hayatınıza girebilir. Eğer yeni kalbiniz boşsa ve bir ilişki istiyorsanız, yani ancak kendinizi parlatarak e, bu e, yeni ilişki daha mümkün olabilir bu dönemde. E, hali hazırda bir ilişkiniz varsa, e, sevgiliniz var, eşiniz var diyelim. İlişkinize dikkat edin. Eşiniz, sevgiliniz sizi biraz e, manipüle edebilir. Bazı istek ve ihtiyaçları vardır. Varsa işte onları sizin sağlamanız için ona sağlayabilirsiniz diye ya da en azından istek ve ihtiyaçlarına ses çıkarmayasınız diye hani onu kendisi halledecektir ama siz buna kızmayın diye ya da böyle onay verin diye ee, onların ne olduğunu size daha farklı anlatabilir e, sizi kandırabilir diyeceğim ama yani böyle ya bu çok masum bir şey de olabilir öyle büyük büyük şeyler anlamayın bundan e, sadece e, eşten partnerden gelebilecek olan istek ve e, e, ısrarlara biraz dikkatli olun. <laughs> e, eşle beraber özellikle partnerle ya da iş ortağı da keza hani ticari ortak da ya da hayat ortaklığı da ikisi de e, yedinci ev konusudur. E, ortaklarınızla partnerlerinizle biraz maddi temelli finans temelli. Ee, sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani bu, bu burada bir para var bunu nasıl harcayalım nasıl paylaşalım konusunda uyuşmazlıklar anlaşmazlıklar yaşanabilir. Yani yepyeni bir ilişkiye başlıyorsanız da karşı taraf e, size e, kendi durumunu ya da işte ne olduğunu ne istediğini tam da doğru anlatmayabilir. Buna da dikkatli olmalısınız kendinizi güzelleştirmek ya da iyileştirmek hani istiyorsanız belkül gerilemesi tarihine dikkat edin 1 26 Nisan aralığında işte saçınızı değiştirmek işte gardrobunuzu yenilemek olsun ya da biz şey diyeyim. Bir estetik bazı müdahaleler yaptırmak olsun bu tip niyetleriniz varsa bunlar istediğiniz gibi gitmeyebilir ama bu tarihten sonrası daha iyi olacaktır ve keza e, ilişkiler de aslında e, 1 Mayıs'tan sonra daha e, yoluna girecektir çünkü 1 Mayıs'ta Vedic Astroloji'ye göre Jüpiter Burç değiştiriyor Boğa Burcu'na giriyor ve sizin 7. evinizi destekler hale geliyor yani özellikle işte 1 Mayıs'a kadar olan süreçte ilişkilerinizde böyle hani e, nasıl diyeyim? Gerçeklerle yüzleşemeyebilirsiniz. Bazı şeyler sizden saklanabilir, manipüle edilebilirsiniz. İş ortaklarınızla ya da hayat ortaklarınızla ya da potansiyel sevgililerinizle. Bunlara dikkat edin ama 1 Mayıs'tan sonrası bu manada daha rahat olacaktır. Ee, yeni bir iş ortağı da bulabilirsiniz kendinize. Ee, ama bu iş ortağı da size işte yetkinliklerini tam olarak anlatmayabilir, doğru anlatmayabilir. Ama yine de aslında 1 Mayıs'tan sonra bulacağınız ortaklar ya da beraber işte ortaklı yapacağınız işlerde e, büyük avantajlarınız olur. Jüpiter desteği gerekiyor e, o tarihe kadar. 7 evinizde bazı sıkıntılar var diyebilirim dikkatli olun manipülasyona gelmeyin gaza gelmeyin birilerinin tezahüratlarını çok da şey yapmayın gazına gelmeyin işte o tezahüratların biraz daha gerçekçi duruşa ihtiyaç var aslında umarım faydalı olmuştur bu kayıt. Ee, başka tutulma kayıtlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.